Oğuz Öneri sahneye davet ediyorum. Kendisi bir e, ses dokumacısı ve ses üzerine araştırmalar yapan bir akademisyen. Ses e, çok geride kalan yani beş duyumuzun arasında etkileşimini en az e, sorguladığımız hatta belki hiç sorgulamadığımız bir alan. Bu niye böyle veya bu bizde mi böyle? E, dünyada nasıl? E, bu dünyada da aslında çok geç keşfedilmiş bir alan. Yani bu soundscape e, kavramı ve akustik ekoloji kavramı hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar. 1960'larda Kanada'da ortaya çıkıyor. Murray Schafer adlı bir e, akustik ekoloji uzmanı tarafından. E, ses tabii dediğim gibi yani medyada vesaire çok birçok medeniyette de kullan, kullanılıyor her şekilde. Hani kültürde, sanatta, sinemada. Ancak bunun e, toplum tarafından algılanması e, belli bir noktaya gelmeyle başlayabiliyor ancak. E, bu da tabii ki e, yani çoğumuz gözlerimiz açık bir şekilde e, doğuyor ve direkt en yoğun data aslında orada. En görünür tırnak içinde ve en kolay işlenebilir data orada. Diğer data biraz daha sofistike kalıyor aslında. Dolayısıyla bu da bunun içinde... E, dünyamızda da belli bir zamanın geçmesi gerekiyordu muhtemelen. Daha yeni şimdi, şimdi 60'larda ortaya çıkmasına rağmen, e, literatüre girmesine rağmen daha yeni şimdi, şimdi e, biz bunu daha e, nispeten popüler bir şekilde tartışıyor oluyoruz. E, işte demin söylediğim gibi podcastlerin daha çok popüler olmasının bir sebebi bu. Sese olan ilgi. O bakir alanı ortaya çıkarma isteği. Bu tabii ki dünyada e, çıkmaya başlayan bir trend, artmaya başlayan bir trend. Ama e, belli ülkelerde evet biraz daha önceden gidiyor bu trend. Peki şimdi bu bağırsak ikinci beyin diye bir şey var ve bağırsak florasının e, sağlık artı e, zihinsel sağlıkla çok bağlantılı olduğu söyleniyor. Peki ses mesela bunun neresinde? Ee, bizim bilmeden maruz kaldığımız sesler bizde neler yaratıyor? Onlar iyiye çevrildiği zaman toplumsal olarak bunun nasıl bir etkisi olabilir? Kişisel olarak ya da. Şimdi sesin tabii ki fizyolojik etkileri çok çok farklı şekillerde mevcut. Ee, özellikle dediğim gibi kentsel alanda e, belli yani kontrol edilmeyen ses manzaraları, ses peyzajları. Ee, üzerine çalışılmayan e, ses örüntüleri artık belli bir yerden sonra belli bir desibelin üstüne çıktığı için en basitinden e, baş ağrısı, e, işte fatik durumu, e, mide bulantısı ve tabii ki aslında kulak çınlaması ve nihayetinde anksiyete. de anksiyete sağırlık bile yapabiliyor e, belli kentlerdeki e, ses seviyeleri. Anksiyete, depresyon bunların hepsi en kaotik alanlarda görülen rahatsızlıklar şehirlerde. Dolayısıyla aslında IBS de bunların arasında irritable bowel syndrome tam bağırsak dediğiniz için söylüyorum. O sürekli repetitif olan rahatsız edici sinyaller, uyarılar, yüksek desibeldeki sesler şehirdeki trafik sesi çok çok sıkıntılı tabii ki. Ee, o ansiyeteyle ile birlikte bağırsağımızda bariz bir şekilde fiziksel olarak ağrıtıyor ve acıtıyor. Ee, bütün bedenimizi etkiliyor. Bunun bir sebebi tabii, Evet ikinci bağırsak bu ama aynı zamanda ses e, sadece kulakla algılanmıyor biliyorsunuz. E, bütün bedenle algılanıyor Çünkü ses bir titreşim ve e, en basitinden bir bas frekansını Siz sadece kulağınızda duymazsınız bir sabdan gelen bası, bütün bedeninizle hissedersiniz, her yeriniz titreşir. Ve kentsel alanlarda, İstanbul'da buna çok iyi bir örnek. Boğaz hattında da işte yük gemilerinin çıkardığı belli alt frekanslar, bas frekanslar veya trafik alanlarında tırların, kamyonların çıkardığı spektrumlar. Bizim bütün bedenimizi aslında etkileyecek düzeyde, çok ciddi anlamda. Ee, bunun üzerine çok araştırma var tabii ki ve demin söylediğiniz gibi belli ülkelerde bunun önlemi daha erken alınıyor. Nispeten yine geç ama e, kentleşme ve bununla birlikte gürültü kirliliği daha e, son 30-40 yılda ortaya çıktığı için e, onun önleminde bir 20 yıl önceden almaya başlayan ülkeler var. Mesela e, insanlar artık ülkemiz özelinde konuşalım Sesim burada rahat duyuluyor mu? Ben sanki sesim duyulmuyor gibi. E, tasarıma çok meraklıyız. Yani artık e, yaşam alanlarımızın tasarımına, duvar renklerimize, oturduğumuz malzemeye çok bakıyoruz. Ama ses tasarımı e, çok geri planda bıraktığımız bir şey. Bir beyaz ışığı çok seviyorduk, ondan uzaklaştık. Bir adım attık bence görsel olarak. Onun dışında ses e, terörü, ses şiddeti e, diye bir şeye de ben e, inanıyorum, ispatlayamıyorum. Hani belki siz bana yardım edersiniz. Sesin iyiye ve kötüye kullanımı var mıdır? Evet yani sesin bilinçli kullanımı ve e, bilinçsiz kullanımı kadar... ...iyi niyetle ve kötü niyetle de kullanılması bir e, konu. E, sesin manipülasyon aracı olarak kullanılması bir konu. E, bazı toplumlarda e, tabii bazı kültürlerin kendi örneğin Hindistan'da e, Brezilya'da yani sokak kültürü çok çok tabii ki popülerdir ve e, festivallerde aslında e, çok yüksek desibelde ses çıkarılır ki bunu biz çok iyi niyetle hani algılıyoruz belki ama Burada herhangi bir kontrol olmaması aslında birçok yani bunun üzerine makaleler de var çok eleştirilen bir tarafta herhangi bir kontrol olmamakla birlikte bir ses terörü de orada ortaya çıkabiliyor maalesef. Ama bundan daha öte Amerika'da özellikle New York'ta 2000'li yılların başından itibaren polis ve ambulans sirenleri 40 desibel kadar yükseldi. Bu çok çok ciddi bir seviye gerçekten. 40 desibel yükselmesi. Bunun sebebi tabii ki e, gittikçe artan e, alt seslerin arka plan seslerden dolayı artık siren seslerinin yükselmesi gerekiyor ki duyulabilsin en temel ihtiyaç orası için. Ama bu da e, Demin bahsettiğimiz aslında çok ciddi fizyolojik problemlere yol açıyor ve aslında bir tür ses terörü olarak algılanabilir bu. Her ne kadar yönetimler tarafından bu seçilmiş olsa da bu akustik planlayıcılar tarafından verilmiş bir karar değil aslında. Bu buna bir örnek. Yani dolayısıyla Türkiye'de de bu tamamıyla şu anda yani çok basit gürültü planlama, gürültü kontrol mekanizmaları dışında ee, ama onlar da çok çok kolay, çok basit bir şekilde yapılıyor. İşte belli kulüplerde vesaire belli bir desibelin, belli bir saatten sonra desibelin üstüne çıkılırsa ceza veriliyor bu kadar aslında. Ee, ama onun dışında herhangi bir kontrol yok. Dolayısıyla hani sesle yapılabilecek bir saldırı, e, işte e, sonik silah olarak kullanılmasına bir... E, ...engel yok aslında. Ki ses bu anlamda da manipülatif bir araç dedim. E, silah olarak da kullanılabiliyor. Belli alt frekans sesler... E, ...askeriyede de çok e, rahat bir şekilde kullanılıyor. Ve bununla ilgili herhangi bir etik çerçeve yok aslında. Ya Bir silah da olabiliyor, ilaç da olabiliyor. Çünkü ileri seviye psikiyatrik tedavilerde de e, ses dalgalarıyla beyin aslında... Aslında iyileştirilebiliyor evet. Peki sesin medeniyetle olan ilgisinden bahsedecek olursak Yani gerçekten medeni toplumlarda hem müzik, televizyon, sinema seslerinin Hem de insanların konuşma seslerinin daha düşük olduğu Ama daha ilerleme sürecinde olan ülkelerde bunun bir kontrolün olmadığını söyleyebilir miyiz? Evet yani yine tabi e, birebir tam olarak bunu söyleyemiyorum ama belli ülkelerde gerçekten daha ileri seviyete e, ses sesi işleme konusu İşte Amerika'da verdiğim örnek yani belli kurallar var çerçeveler var ama e, yine de orada da yani o işte bir komşu bir komşunun tamamen alanını ihlal edebiliyor ses üzerinden ve saldırabiliyor. Orada çok daha hak hak arama kültürü olduğu için orada da ses yükseltme başka bir kültür ve popülasyonla da ilişkili bir durum aslında. Ama bunun diğer zıttı Japonya'da mesela bu yani komşunun komşulukta ses alanını ihlal etmek çok büyük bir tabu. Hatta yani o alandan atılması bile mümkün olabiliyor o kişinin e, belli bir seviyenin üstüne çıkmasıyla. E, bizim kültürümüzde de tabii e, yani sesli bir kültürüz. Gürültücü bir kültürüz. Yani Akdenizli olmamız, e, Orta Doğu'da olmamızla da bağlantılı bir durum bu. E, ve tabii ki gelişmekte olan bir kültür e, olmamızla da bağlantılı. E, burada o kontrol mekanizmaları toplumsal anlamda yok ama burada... Tabii esas konu dinlemeye geliyor bence. Dinlemeyi öğrenmek, dinlemek ne demek? Yani deminki aslında en baştaki pratiğimiz bununla ilgiliydi tabii ki dinlemek. Bunu ben mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum atölyelerimde de. Mekanı dinlemek aslında işin nihayetinde kendi iç sesimizi dinlemeye geliyor. Kendi iç gürültümüzü dinlemeye geliyor. Çünkü içimizde çoğunlukla gürültü var, zihnimiz gürültülü. Yani özellikle böyle bir toplumsal e, noktadaysak, e, şöyle bir zaman aralığında yaşıyorsak, gürültüsüz olmak çok da kolay değil, e, özellikle kentlerde yine. Dolayısıyla e, biz dinleyerek, dinlemenin pratiğini yaparak e, aslında e, o gürültüyü de anlamaya çalışıyoruz. E, onu anlarsak dışarıya karşı daha hmm, anlayışlı ve e, kulaklarımızı açan, kalbimizi açan bir noktada olacağımızı ben e, hissediyorum diyeyim. E, ne kadar içimizdeki gürültü yüksekse o kadar e, kendi ihtiyaçlarımızı bastırmaya yönelik aksiyon alıyoruz aslında. Dolayısıyla daha reaktif oluyoruz e, ve birazcık da bencil oluyoruz, bencilleşiyoruz. Dolayısıyla burada toplumsal bir hareketin olması çok Olası olmuyor dinlemeyi bilmediğimizde. Ee, bu pratik dediğim gibi mekan üzerinden gitse de her ne kadar ben şehircilik ve ses ilişkisi üzerine çalışsam da e, işin nihayetinde evet bu mindfulness örneği e, doğru bir örnek bence. E, kendi iç sesimizi dinlemek ve toplumun sesini dinlemekle bağlantılı. Siz toplumun da sesini dinleyerek haritalar çıkarıyorsunuz ve Kadıköy'ün bir ses haritası var. Ne, ne çıkıyor haritada? <laughs> Şöyle, evet her mekanın ses algı haritası yapılabilir aslında... Ee, ben bunun üzerine çalışıyorum uzun süredir. Doktoram da bununla ilişkili. Eee Kadıköy'ün e, Kadıköy Akustik adlı bir projeyle başladım ben bundan yaklaşık 14 sene önce. Eee Kadıköy meydan alanındaki sesleri hem katman seslerin katman analizini yapmayla yapmakla başladım. Ardından ses algı haritaları yapmaya başladım. Burada tabii kullanıcılarla birlikte öncelikle bir e, ses yürüyüşü çalışması yapıyoruz. Birlikte gözlerimiz kapalı veya açık rehberler eşliğinde e, mekanı yürüyoruz. E, ve o mekanda ki ses katmanlarını, haritaları işledikten sonra his katmanlarını da işliyoruz. Ve bunun üzerinden de e, hangi mikro noktada, ne duyuldu ve ne hissedildi bunu aslında ölçümlüyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Ve bu e, teker teker ortaya çıkan haritalar sentezleniyor ve tek bir haritaya e, dönüşüyor. Tabii ki bu zaman içinde sürekli değişen e, bir harita. Çünkü sesler de sürekli değişiyor. Yani inşaat, kentsel dönüşüm, e, konuşulan konular, göç. Yani dediğim gibi çok so sosyal, e, politik. Ekonomik birçok alanda veri verdiği için sesler e, ve taşınma e, dinamiği çok fazla olduğu için e, özellikle merkezi alanlarda sürekli seslerde ona göre değişebiliyor. Ancak e, Kadıköy'de de e, özellikle meydan alanında tabii ki orası bir transit alanı ve bir o kadar da e, doğal bir alan aslında e, çünkü deniz kenarı işte. İstanbul'un birçok sembol sesini orada duyumsayabiliyorsunuz. Martılar, vapurlar, işte çiçekçiler vardı daha önceden, onların sesleri. Ee, sokak satıcıları aynı şekilde, müzisyenler. Bunların her biri böyle üst üste biniyor ve kompozit bir sembol ses yapısı oluşturuyor aslında. Ee, uzun süre aslında bu çekçek çek sesleri vardı, hala da var aslında ee, ve biz ses yürüyüşlerinde o seslerden rahatsız olduğunu söylemişti birçok insan. Ee, bu mesela planlamayla çok bağlantılı bir durum. Ee, rahatsız olunan sesler belirtildiği zaman ve yani bu daha e, kolektif hale geldiği zaman bu veriler. Ona göre bir planlama, işte cephe düzenlemesi, zemin düzenlemesi, materyal kullanımı, ses emici materyallerin tercih edilmesi gibi planlamaya girdi sağlayabiliyor bu veriler. Ama bunun için ne gerekiyor? Kullanıcı. Kullanıcı ile çalışmak gerekiyor. Günümüzde o yani bu pratik tabii yönetimler tarafından çok kabul edilmiş bir araç değil. Yani bu yaklaşım henüz çok yeni. Ee, işte bazı ülkelerde var. İngiltere'de, e, Manchester'da çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Planlamada e, şehir plancıları psikocoğrafya uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Ses mühendisleriyle birlikte çalışıyorlar ve katılımcı planlama yapıyorlar. E, kullanıcı ile birlikte nerede ne hissediyor ne duyuyor bunları e, data olarak alıyor ve onun üzerinden tekrardan rejenere ediyor mekanı. Bu çok değerli çünkü bizler ee, yine şehirlerde o kadar çok alışmışız ki pasif kullanıcı olmaya sürekli sesten sese kaçmaya mekandan birilerinden kaostan kaçmaya ee, aktif olmamız çok mümkün olmuyor ve artık ya hasta oluyoruz ya bağırıyoruz hepimiz işte doğaya kaçmak istiyoruz bir yandan yani orada bir ee, oradaki durumu anlamamız gerekiyor ki daha aktifleşebilelim. Ve bu tür yöntemleri e, mümkün olduğunca tabi e, bizler de tanıtmaya çalışacağız ama e, bence hepimizin sorumluluğu e, kişisel sorumluluğu dinlemeyi e, birazcık pratik etmek öğrenmek dinlemeyi biliyoruz diyoruz çünkü müzik dinliyoruz <laughs> bir yani hani dediğim gibi yani konuşmaları röportajları dinliyoruz ama e, bu bu biraz daha ayrı bir pratik. Ben, aktif dinleyicilik. Aktif dinleyici olabilmek, derin dinleyici olabilmek. Bunun için en azından gerçekten herkese ben bunu öneriyorum. Günde en azından 1-2 dakika e, evde de olur ama özellikle kentsel alan içinde bir durup telefonsuz hiçbir şeysiz 1-2 dakika mekanı dinleyin. Gerçekten bu çok çok e, yararlı bir pratik e, hepimiz için. E, bazen... Yani durmak bile çok büyük bir lüks oluyor. Bunun farkındayım çünkü bu öğretildi bize bu sistem içinde. Ama bir adım dışına çıkabiliriz. Yani bir iki dakikalık bir dışına çıkmaktan bahsediyorum. Peki festivalin konusu ileri dönüşüm. Evet. Sesle ileri dönüşmek veya sesi ileri dönüştürmek e, nedir? Veya siz bu pratiği nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Evet, aslında buradaki esas amaç biraz demin bahsettiğim gibi gürültü algısını dönüştürmek. Biz gürültü olarak hangi sesleri ne şekilde duyuyoruz, neye gürültü diyoruz, neye demiyoruz. Bu festivalle de bağlantılı olarak daha geri dönüşüm malzemelerini kullandık. Bir open call yaptık, açık çağrı yaptık. Katılanlar çok güzel ses kayıtları gönderdiler geri dönüşüm malzemelerinden. ...plastik, karton, elektronik, e, cam e, sesleri geldi, e, metal sesleri geldi. E, bu sesleri e, ham haliyle dinlemek de çok güzeldi ama... E, ...onları işledikçe ve e, bu upcycling mantığıyla daha yeni bir formata getirdikçe... ...tabii e, o gürültünün de dönüşümünü izliyoruz. Burada da onu e, birazdan e, göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla buradaki mantık benim açımdan... E, gürültüyü dönüştürmek. Gürültü ne, nedir? Ne hale gelebiliyor? E, ama aynı zamanda tabii iç sesi dönüştürmekten de bahsettik. Yani iç, içerideki gürültüyü dışarıya çıkarmak, ifade etmek, ifade ederken ne şekilde e, başka formlara girdiğini e, deneyimlemek çok değerli benim için. E, böyle bir bağlantı görüyorum ben. Bizim için de sizin gibi gerçekten böyle daha önce araştırmadığımız üstüne düşmediğimiz alanlarda araştırmalar yapan insanlar çok değerli Peki sizin son soru ve burada bitiriyorum ve workshop'a geçeceğiz sizin en sevdiği performansı sizin en sevdiğiniz ses duymayı en çok sevdiğiniz ses en çok rahatlatan hangisi e ee, Ben yine e, tabii kentsel seslere çok aşinayım ve seviyorum. Ee, ancak yine doğadan tabii ki. E, ben su altı seslerini çok seviyorum. Ee, özellikle e, yani su altındaki çıtırtıları çok seviyorum. <laughs> her an çok dinamik yani her an bir şey oluyor. Yani hiç denediniz mi bilmiyorum ama bir dalıp böyle bir 10 saniye suyun altını dinlemek altındaki canlıları dinlemek ya da kıpırtıyı ya da dalganın getirdiği okumların hışırtısını dinlemek benim için çok çok rahatlatıcı. Ee, doğal seslere çok çok e, çok yakınım. Yani hani müzikte de su sesini çok kullanıyorum özellikle altyapılarımda. Eee böyle. <laughs> Belki anne karnının huzuruyla bir alakası vardır. Su, evet. Bilmiyorum. <laughs> çok teşekkürler. Çok Performans için çok heyecanlıyız. Ben son bir söz söylemek istiyorum. Gerçekten çok keyif aldığım bir talk programı Arzu'nun. Gerçekten katkılarıyla birlikte bu isimlere karar verdik. Neler konuşacağız, nasıl yapacağız? Mekanda gerçekten bütün sesleriyle etraftaki gürültüsüyle, çocuk sesleriyle hani hayattan kopmadığımız, hayatın içinde herkesin çok özgür hareket kabiliyeti olan bir yerde gerçekten buraya odaklanmak isteyenlerin dış sesleri geride bırakıp dinlediği bir yerde olmak da insana kendini çok değerli hissediyor. Arzuya da... Böyle bir oluşumu çok. yarattığı için de tekrardan çok, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Size de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.